Gerçek dayı Abdullah Palaz'ın şaşırtıcı mahpusluk hikayesi. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bu listede okuyacağınız hikaye Abdullah Palaz'ın gerçek hayat hikayesidir. Abdullah Palaz, Konya cezaevine geldiğinde namı kendinden önce gelmişti. Ardında 7 cinayeti vardı. Ama onun sorumlusu olduğu iddia edilen faili meçhul cinayetlerde anlatılıyordu. Bu durumda Abdullah Palaz 10-15 kişinin katili olarak görünüyordu. Adı Konya cezaevinde Antep canavarına çıkmıştı. Konya cezaevi ağası bol bir cezaeviydi. Yerli mahkumlar ile yabancı mahkumlar arasında hep bir sürtüşme vardı. Yerli mahkumlar yabancılara hemen hemen hiçbir hak tanımıyordu. Bu durum Abdullah dayının yapısında olan bir insan için kabul edilecek bir durum değildi. Yerli mahkumlar idare ile de işbirliği yapıyor ve cezaevini cehenneme çeviriyorlardı. Ama Abdullah dayı gibi bir mahkumun gelişi yerleri rahatsız etti. Ondan hem çekiniyorlar hem de ona bir şeyler yapıp sindirmek gerektiğine inanıyorlardı. Abdullah dayı anlatıyor. Ama benim de bir şeyler yapmam gerekiyordu diyor. Yerli Konyalı efeler çok kalabalıklar. Hepsi aynı koğuşta kalıyor. Voltaya hep birlikte çıkıyor, hiç açık vermiyorlardı. Bundan daha kötüsü ise henüz dışarıdan hiçbir alet getirtememiştim. Ben de silah olarak hiçbir alet yoktu ama param boldu. Bununla bir şeyler elbette yapacaktık. Biz 7 Antepli bize karşı olan kışkırtmalara, hareketlere hiç aldırmadan günlerimizi geçiriyorduk. Volta'ya birlikte çıkıyoruz, birlikte oturup birlikte kalkıyoruz. Efeler de durup dururken bizi saldıramıyorlar. Çünkü namımızı biliyorlardı. Benim silahsız olmayacağıma inanıyorlardı. Onların hesabı beni yalnız sıkıştırıp işimi bitirmekti. Ben ortadan kalkarsam çok ünlü bir mahkum hallettikleri için onların namı artacaktı. Benim hesabım ise onların tümünün işini bitirmekti. Kaç kişilerse kaç kişiler, kalabalıklarsa kalabalık. Konya'ya gelişimin 15. gününde bir gardiyan ile dostluk kurdum. Oradan buradan laflarken sonunda buna çıkarıp 50 lira verdim. Aman ağam dedim. Ne olur bana 7 bıçak, bir de ateşli silah getir. Korkma, seni ele vermem. Bu silahlar gelince sana ayrıca 100 lira daha veririm. Biraz nazlandı, höngür möngür etti ama beni bıçaklar gelince veririm dediğim 100 lirayı da çıkartıp verince peki dedi. Yarın silahları elinde bil ama beni ele vermeyeceksin. Senin yiğitliğine güveniyorum. Koskoca Antepli Abdullah'sın sen. Hemen ertesi gün silahlar geldi. 7 Anteplinin her biri artık silahlıydı. Bıçaklarımız vardı ki nasıl? Her biri söğüt dalı gibi sürmene bıçaklar. Ben daha o gece planı yaptım. Arkadaşlara plan anlattım. Sabaha karşı bunların koğuşunu basacağız. Kapılarını patlatacağız. Dikkatli olun. Yataklarından kalkmadan bastırmamız gerekiyor. Yalnız ölüm istemiyorum. Parmak işi, yani santim işi yapacağız. Gözdağı vereceğiz bunlara. Ölüm olursa bizi buradan gene sürerler. Yaralamada kalırsak sürmezler. Onlar da bizim üstünlüğümüzü kabul ederler. İyi bir düzen kurarız içeride. Kimseyi ezdirmeyiz. Kumarı, esrarı yasaklarız. Fakirin elinden tutarız. Önden ben dalacağım içeri. Siz girinceye kadar ben efelerinden 3-4'ünü haklarım. Geri kalanları da siz içeri girince birlikte yıkarız. Sabaha karşı bizim koğuşun kapısını yavaşça açıp dışarı çıktık. Bu yerli efelerin yattığı koğuşun önüne geldik. Onlar kendilerini emniyete almışlar. Koğuş kapısı içeriden sürgülü. Benimle birlikte bir arkadaş daha gerilip kapıya yüklendik. Kapı anında patladı. İlk içeri ben daldım. Kalın deve tüylü paltomu sol koluma doladım. Onunla birlikte kalkan gibi göğsümü koruyacaktım. Şimdi bu Konyalı efeler gafil avlanmışlardı. Daha ne olduğunu anlamadan uyku sersemi bıçağı yiyorlardı. Ben en dipteki ranzaya varıp bir altta bir üste daldırdım bıçağı. Onlar daha ah anam yandım derken bu sefer de tam karşı ranzanın üstünde
ve altında yatanlar yediler bıçağı. Ama öylesine daldırıyordum bıçağı, ölümüne değil, parmak işi yani. Ben dipte içi bitirirken arkadaşlar da içeri dalmışlar. Kapı yanındaki ranzadan işe başlamışlar. Onlar da aynı benim gibi parmak işi yapıyorlar. Bacaklarına, butlarına, kollarına. Bir bağırtı, bir cayırtı ki görmeye değerdi yani. Yaralananlar sanki çok ağır yara almış gibi yerlerinden kalkmıyor, ölü numarasına yatıyorlardı. Bunlara dönüp, bakın dedim, yaptığınız işler hep yanlıştır. Yoksulu, kimse sizi ezerseniz, idareyle işbirliği yapar, cezaevini cehenneme çevirirsiniz. Bizim gibi yabancılara hiçbir hak tanımak istemezseniz, bunlar yanlıştır. Bu size bir ders olsun. Bir dahakine işi böyle ufak bırakmayız, can alırız. Bunu iyi bilesiniz. Sonra şunu da unutmayın. Biz buraya camiden gelmedik. Bizim hepimizin sırtında idamlar var. Tek durum bundan sonra. Biz koğuşumuza girdiğimizde idare kapısı açılıp içeri gardiyanlar ve jandarmalar doldu. Bağırmaların, seslerin geldiği yöne doğru koştular. Tabii yaralamaları yapanlar ortada yoktu. Vurulanların ifadesine göre koğuştan bizi aldılar. Biz bıçakları çoktan kaybetmiştik. Çiviydi dedik, şişeydi dedik, bıçakları vermedik. Vermedik ama bu davranışımız idarenin üstünde kötü bir tesir yaptı. Aletleri vermememiz onların disiplinini kırdığı gibi bu aletler bizde oldukça başka hadiseler de yapacağımızdan korkmuşlardı. Ben bunun hesabını yapıyordum. Bizim yedimizi birden alıp kapalıya götürürler. Orada yıkarlar bizi. Bunu isteseler yapabilirlerdi ama yapmıyorlardı. Bir hafta idare bizim üstümüze gelmedi. Biz de daha hiç gürültü patırtı yapmadan oturuyorduk. Sonunda ne olacağını gördük. Ben bu Konyalı efeleri öldürmez de işi yaralamada bırakırsak bize sürgün çıkmayacağını hesaplamıştım. Sürgün çıkmayınca da yaptığımız olaydan sonra cezaevinde hakimiyeti elimize alırdık. Ama biz olayda kullandığımız aletleri vermeyince, şişti şişeydi falan deyince idare işi başka türlü çözememiş ve hepimizin sürgününü çıkarmıştı. Olaydan bir hafta sonra her zamanki gibi gece yarısı koğuşumuzun kapısı açıldı. Hepimiz dışarıya çıkarıldık ve tepeden tırnağa arandık. Sürgünümüz Afyon'a çıktı. Biz Antepli 7 kişiydik. Bize karşı çıkmayan, bizlerden yana gözüken 5 de Konyalı arkadaş vardı. Bizim aramızdaydı. Kaynak: Azrail'in öbür adı Abdullah Palaz kitabından cümleler değiştirilmeden listelenmiştir.